Ben uzun zamandır farkındaydım zaten. Sende bir şeyler var. Şu halimize bak ya. Köstebek gibiyiz anasını satayım. Yeter ya, bitsin bu iş. Yeni mi aklına geldi lan evli olduğun? Adama bak ya. Günün birinde zart diye bitti diyor. Yeter ya. Gidiyorum ben. Bak Nedim, eğer gidersen yemin ediyorum bir daha yüzümü göremezsin. Sonra konuşalım. Tamam. Geri zekalı. Cehennemin dibine kadar yolun var. Hepiniz aynısınız, hepiniz. Bir gün defolup gideceğim hayatınızdan. Ne var? Ne var? Afiyet olsun. Müsaade var mı? Delikanlı bak hele. Hemen geliyorum abi. İstanbul'a mı yolculuk? Ben de oraya. Ne zaman size ticaret? İnşaat malzemesi üzerinde. Ya sizinkisi? Bizimkisi meyve, sebze üzerine. Oh, oh maşallah. Kabzım atsınız yani.
Ağzını yüzünü yırtarım lan senin. Abi tamam, idare et abi. Mafya mı kardeşim bu? Polis kardeşim, polis. Hadi. Hazırlıklar nasıl gidiyor abla? İyi. Ablam elbiseyi dikiyor. Biz de birazdan çarşıya gidip şapkayla asayı alacağız. Sünnet kıyafeti sarı kırmızı değil mi teyzesi? Cimbom tabii tabii. İstemem anne, siyah beyaz olacak. Ben Galatasaraylı mıyım? Günaydın. Günaydın. Günaydın kızım. Ne haber kız? İyi işte. Hadi ben çıktım, görüşürüz. Nereye böyle jet gibi? Filiz otur kahvaltını yap kızım. Anne ya geç kaldım. Yolda yerim bir şeyler. Hadi bay bay. Ay bu kız da bir alem. Hakikaten anne, iki çift laf etmiyor insanla. Sokak 8, Filiz 9. Niye surat asıyor bu? Ya yarısını kesecekler diye korkutmuş Ali Osmanlar. Ne yarısı be oğlum? Sen de bakıyorsun onlara. Ucundan ufacık bir şey alacaklar. Hepimiz sünnet olduk. Benim hiç gıkım çıkmamıştı. Sor anneanneye. Dayın doğru söylüyor. Hadi oradan. Ağzını kapadık da onun için sesin çıkmadı. Baba karıştırıyorsun. Benim kaç tane oğlum var da karıştıracağım ulan? Dolaba saklanmıştın da hokkabaz getirip dümbelekle çıkarmıştık seni oradan. Hadi giy ayakkabılarını, çıkıyoruz. Ben bırakırım ablasını. Olur. Çantam nerede benim? Benim odamda. Hadi güle güle yavrum, güle güle. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle oğlum. Abla. Geldim, geldim. Çalıştırma ha. Gece burada kalmışsınız. Evet, oturdu dedem de kalacağım diye kaldık. Eniştemle aran nasıl? İyi. Kavga mı ettiniz? Tartıştık işte biraz. Abla. Hani öyle el kaldırma falan olmuyor değil mi? Yok canım. Kavga falan ediyoruz da oralara kadar vardırmıyoruz işi. Deli misin sen? Zaten oralara vardırırsa kemiklerini kırarım onun. Abla bak. Arada bir pılıyı pırtıyı toplayıp geliyorsun buraya. Bir şeyler var sende. Oğlum yok bir şey. Ya sen ablasın. Annesin. Tabii ki yuvana sahip çıkacaksın. Yeri geldi bu aileyi de sen topladın. Ama bu herif toplanmıyorsa bırak dağılsın gitsin. Ama seni dağıtırsa o herifi benim elimden kimse alamaz. Ya tamam sen beni merak etme. Öyle tatsızlıklar yaşandı bitti. Gidelim artık. Yanında dursun, çarşıda lazım olur. Gerek yok. Zaten sünnetin bütün masrafları sana yüklendi be güzelim. Tamam abla ya, hadi. Hop, yavaş ol biraz, kırmızıya geçtin. Günaydın Melike. Günaydın. Ne yapıyorsun bakayım akşama? Hiç. Acil bir görev çıkmazsa buralardayım. Niye? Unuttun değil mi? Neyi? Ha şeyi. Neyi? Tamamen unutmuş. Vallahi unutmadım Melike. Ama sen küçük bir ipucu versen. Feriz, Zeynep'in nişanı yok mu bu akşam? Ha, olmaz olur mu? Var. Ben de zaten seni arayacaktım. Zeynep kim? Kim Zeynep? Terbiyesiz ayol bu. Şaka şaka, liseden bir arkadaş. İyi, Allah'tan onu hatırlıyorsun. Niye hatırlamayayım? Bende fil hafızası var kızım. Hadi dayı. Tamam tamam, ben de geç kalıyorum zaten. Bunun için mi uğradın sen? Yo, ben senin burada olduğunu bile bilmiyordum. Hadiye teyzenin tansiyonuna bakacağım. İyi, akşama bir terslik çıkmazsa alırım seni evden. Çıkmasın terslik falan. Hoşça kal Melik. Hoşça kal abla. Güle güle.
seviyorum ben bu kızı ya. Vallahi ben de çok seviyorum. Ne seviyorsan al, bas nikah, otur. Öyle uzaktan sevmek olmaz. Aman abla, nikah mikah deme, dur bakalım. Vallahi salaksın sen. Zaten nerede paçoz bir kız var, gider onu bulursun. Ne paçozu abla ya? Benim deyim salak değil. Yaşa lan Efe. Dayını bir sen anlıyorsun ha. Of, acayip geciktim. Mide ağrıları var mı hala? Biraz. Şu ilaçlara birkaç gün daha devam edelim. Eğer geçmezse benim bir dahileyici profesör... Hayrola? Ne kaynatıyorsunuz bakalım burada baş başa vermiş. Kamber, tansiyonum çok iyi. 13'e 9. Ne diyorsun? Maşallah. Genç kız tansiyonu gibi ha. Teşekkür ederim kızım. Sana da zahmet oluyor hep böyle. Aşk olsun Adiye teyze. Yolumun üstü zaten. Günaydın arkadaşlar. Başkomiser Tahir Kemal Bozoğlu. Cinayet masası yeni bölge amirimiz. Hayırlı olsun kardeşim. Sağ olun müdürüm. Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sağ olun. Oturun. İsimlerinizi alalım. Komiser yardımcısı Cemil Aydınlar. Mehmet Akalı. Mehmet bir çay söyle bakayım sen. Barsuna. Selçuk Aydın. Ya bu sene iyi toparlamışlar işi değil mi? Neydi o geçen seneki organizasyonun hali? Felak etti başkanım. Ya Haluk, sen de at artık elinden şu telefonu ya. Ne oluyor öyle cırt 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 cırt? Mesaj mı yazıyorsun? Hayret bir şey ya. Yok be Ergün Bey, karıma ulaşamıyorum dünden beri de merak ettim. 2 dakika müsaade ederseniz. Alo Aliye, rahatsız etmedim ya. Yok yok, seni dinliyorum. Ya Sevda'ya ulaşamıyorum dünden beri, sen de mi diye soracaktım. Yok. Bugün hiç görüşmedik. Annesine gitmiş olmasın? Yok, orada da yok. Meraktan delireceğim valla. Hay Allah. Nerede bu kadın? Alo Nedim, Haluk beni aradı şimdi. Sevda'ya ulaşamıyormuş, yanında mı? Yok. Bak görürsen söyle, arasın kocasını. Adam merak etmiş. Beni hiç karıştırma. Nasıl yani? Bitti o iş Ali'ye. Biz dün gece ayrıldık. Bu dosyanın bizle alakası kalmamış. Bunu savcılığa götür. Sonra? Zeytinburnu'nda bir namus cinayeti. Aslında bu da çözüldü. Bakkal Hasan Kesici alışverişe gelen genç kızları taciz ediyor diye kahvede söylenti çıkıyor. Mahalle Turan... Özür dilerim abi. Bakkalın kendi evlerine 17 yaşındaki kız kardeşi yalnızken girdiğini görüyor. Eve girip ikisini de tabancayla öldürüyor. Ertesi günde gelip teslim oldu zaten efendim. Biz de savcılığa sevk ettik. Detayları öğrenmek ister misiniz? Yok. Senin adın ne? Komiser Feri Çağlayan. Ferit Çağlayan sen misin? Benim amirim. Arkadaşlar, bu büroya benden daha geç gelen birisi olursa bir daha sefere evine geri gönderirim. Kusura bakmayın. Kusura bakarım Ferit Çağlayan. Çık dışarı. Haydi. Sonra. Yok yok, sevindim tabii. Niye sevinmeyeyim? Ama ben öylesine başvurmuştum staja. Berk de şimdi geldi. Burada danslar yapıyor. Efendim? Sadece biz mi kabul edilmişiz? Hay Allah. Teşekkürler, sayenizde hocam.
İsviçre'ye gidiyoruz, yerleşiyoruz ve çocuklarımız oluyor. Ay şakası bile soğuk. İsviçre, huzur evi gibi. Daha ilk günden yedik fırçayı, oturduk aşağıya. Abicim ne selam, ne sabah, ne muhabbet, hiçbir şey yok. Gelir gelmez girdi dosyalara. Bu jenerasyon böyle işte. Asker edecek bizi şubeye. Sakat adam abicim. Sakat makat da teşkilatın en canavar adamı. İnsanın ağrına gidiyor ya. Memurların yanında kovdu bizi. Ulan bir bilse kendisiyle çalışmaya can attığımı. Şansa bak. Giy bakalım yumurtanın sarısı. Bu nasıl olacak sırtına? Çekiştirme Efe. Bak şimdi batıracağım iğneyi kıçına. Baba. Bak sana ne aldım. Biraz konuşalım mı Türkan? Sen benim seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun değil mi? Bırak bunları konuşmayalım şimdi. Ya soruma cevap ver, biliyor musun? Biliyorum. E o zaman ne? Tamam. O gece kafam acayip bozuktu. Senetleri ödeyemiyorum. Üstüne kafayı dağıtalım diye gittik bir yere içtik. İyice dağıttık işte. Hay dilim kopsaydı da sana o lafı etmeseydim. Ama sen de ikide bir öyle toplanıp babanın evine gitme ya. Nereye gideyim? Sen kendin bağırmadın mı defol git babanın evine diye. Bak çocuğumun üzerine yemin ediyorum bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Yeminle diyorum. Tamam bazen diyorum çekip gitsin. Ama dayanamıyorum. Oğlum evde yoksa sen yoksan dayanamıyorum Türkan. Ne istiyormuş? Hadi sen biraz dışarıda olun. Eve dön diyor. Sen ne dedin peki? Ne diyeceğim, sürtsün burnu biraz. Sürttü diyelim. Sonra? Sen beni boş ver abla, ben hallederim. Senin bir teknisyen vardı, o ne oldu? Aman ne bileyim, bir kere buluştuk bir daha da aramadı. Bilseydim buluşmaya şu bozuk makineyi de götürürdüm. Bir faydasını görürdük teknisyenin. Kızım teknisyenin meksiyeni neyse olursa doktor olsun, bize de faydası olur. Mayen eder bizi de faydası olur bize. Olan budur. Ya anne ya neye gülüyorsunuz, bana da söyleyin. Filiz. Ne bu? Davetiye, parti var. Ne partisi? Doğum günü falan mı? Yok ya, benim evde. Herkes geliyor. Tamam, ben gelirim. Gel. Gel. Girebilir miyim? Efendim, sizin için akşam gelecek demişlerdi. Ben de toplantı olduğunu bilmiyordum. Evde de biraz sallandım. Özür dilerim. Sen evli misin? Değilim. Yalnız mı yaşıyorsun? Ailemle. Ama yakında ev tutacağım. Saatini bir saat geri kur. Komiserim. Bay üstüne. Başka bir emriniz var mı? Öğleden sonra yardımcını al da bir genel müdürlüğe gidelim beraber. Emredersiniz.
Amber, hadi. Geliyorum Hadiye. Efe, sofraya. Ferit, Filiz. Nerede bunlar? Kızım çağır şunları. Peki anne. Bir de bu kız niye böyle oldu diyoruz. O müzikler insanda beyin mi bırakır ya? Yakında tımarhaneyi boylayacak. Nah, şuraya yazıyorum anne. Hadi baba, çorba soğudu. Geldim, geldim. Aa, çok yakışıklısın dayı. Her zaman yakışıklıdır benim kardeşim. Söyle ablacığım, söyle. Bu ne şıklık Ferit? Aslan oğlum. Otursana sofraya. Bitirme öyle yalakası gibi. Şan yemekli baba, orada yiyeceğiz. Olsun yavrum, otur. Ye iki lokma. Size afiyet olsun. Hadi bakmayın, başlayın. Hadi güle güle. Güle güle. Yazık. Clark Gable gibi çocuk. Parti solucuğuna gitti, polis oldu. Ne kadar sürermiş bu staj? 3 ay falan. Aslında biraz da bana bağlı. Hangisini giyeyim? Siyah giy, sana çok yakışıyor. Yavrum sen nereye gidiyorsun şimdi? Denizlere gidiyorum anne, ders çalışacağım. Yemek yemeden? Yemeği bekliyorlar, dün söyledim ya size. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum ama. Üf abla. Sakın geç kalma. Bizi merak da bırakma. Oğlum bakmasana havalı havalı. Yesene yemeğini. Git tabii kızım git. Bu senin geleceğin. Böyle bir fırsat her zaman ele geçmez ki yavrum. Değil mi? Bilmiyorum anne. Gözüm arkada kalacak. Sen beni düşünme. Tabii seni çok özlerim. Ama arkada kalacak olan Ferit ise... Onu bilemem. Ferit'le ne ilgisi var bunun? Var var. Ben biliyorum. Bunu takayım mı? Bir de ötekini dene istersen. İyi akşamlar Şehmi teyze. İyi akşamlar oğlum. Geçsene. Yo geçmeyeyim. Melike hazırsa. Hazırım hazırım. Bu ne güzellik böyle. Dönüşte sen bırakırsın kızımı değil mi? Ne demek Şehmi teyze tabii. Hadi bakalım, iyi eğlenceler. Hoşça kalın. Geç kalmayın. Bu kızın başına kesin bir şey geldi. Ya ne gelecek? Bizim oradadır işte. İyi de orayı da aradım kaç kere, cevap vermedi ki. Ben arıyorum diye açmıyordur. Neyse gidiyoruz işte. Şu adamı içeri almayın. Size diyeyim. Haydi abi, servisi kapadık. Hırsızlık masasından geliyorum, tutuklusun. Ya sen neredesin sen? Neredesin sen ya? Ne hayırsız adamsın müdürüm ya. Valla hayırsız. Yo Beyzo, hayırsız değilim. Bilirsen bizim işler güçleri. Nasıl geliş ya, bizim izin? Yo izin değil.
Tayinim çıktı. Oo! Ya masayı dolandın. Rakı getirin, kebap at Nuriye. Geç müdürüm, geç, geç, geç. Ya bu yedi masa kardeşim, indirdik. Daha ne indireceğim ya? Ver haydi. Nerede kalırsan? Sirkeci de bir otelde kalıyorum. Şimdilik yani sonra eve geçelim. Eşyanı toplayacaksan, bizim eve geleceksen. Yok deme, yok deme. Bak, yüzüğe bakmam, bak elimde ya nimet. Ezo, yemin etme, gelmem. Nasıl gelmem ya? Ya ben kimseyi rahatsız etmek istemem. Ya nasıl kimseyi ya? Sen bana kimse değilsen. Fezo, evde yenge var, çocuklar var. Yani bizim saat kaçta girdiğimiz, kaçta gittiğimiz belli değil. Yani ben rahat edemem, onu diyorum ya. Valla sen bilirsen. Eğer istiyorsan yerin hazır. Yengen çocuklar emrindedir, ellerinden öperler. Boncuk kız nasıl? Boncuk kız gelinlik oldu mu? İyidir ya, ellerinden öper. 6 yaşına girdi. Seneye ilkokula başlayacak Şaban. Duyduk. Ayrılmışsan. Öyle oldu Feyzo ya. Sabah ezanı eve gelirsen, ondan sonra haydi güneş doğarken cinayete gidersen. İsyan etti yani kız. Ayrıldı. Etmeyecektin Tahir. Yani ayıda eşittir, karışılmaz ama. Nerede yenge şimdi, burada mı? Burada. Çocuğu aldı, anasının yanına geldi. Yarın kısmetse göreceğim kızımı. Kızım derken için yani. Ya. De haydi, de haydi. Sağ olasın. Güzel nişanlı. Zeynep de yakışıklı çocuğu kapmış ha. Yakışmışlar birbirlerine. Ya siz bana bakıp bakıp ne kaynatıyordunuz öyle? Zeynep'le mi? Evet. Boş ver, önemli değil. Söyle hadi. İşte sıra bizdeymiş. Zeynep öyle diyor. Sen neydin? Ya bir yerlere gidip bir şeyler içelim mi? Gidelim. Nereye? Cemil'in evine gidelim. Cemil evde yok mu? Yok. Sende anahtar var mı? Var. Ya eve gitmesek mi acaba? Anahtar var değil mi sende? Var var. Sevda! Sevda! Kalıyor musun burada? Yok. Ara sıra bazen eve gitmeye üşeniyorum, devriliyorum diye. Cemil'de zampara mı? Ne demek? Cemil'de. Ben zampara mıyım yani? Ya onu demek istemedim. Burayı beraber mi tuttunuz? Yok ya. Benim hayatımda kimse yok. Bir sen varsın. Peki bizim aramızdaki şeyin adı ne? Tertemiz bir aşk hikayesi. Rahip ile rahibenin gizli aşkı. Hazır cevap. Yani rahip hayat mı yaşıyorsun? O kadarını sorma.
Ben bir tek seni seviyorum. Yani zampara falan da değilim. Ama sen bizi ne kadar seviyorsun onu da bilmiyoruz tabii. Bu kadar. Ne kadar? Bu kadar. Yok, ben almayayım. Yeter. Feyyaz. Baba sana olsun. Sağ ol. Diyorum ki Neslihan'ın bir kabahati yok aslında. Yani kız çok iyi davrandı bana. Feyyaz o insan gibi davrandı ya. Vallahi kadın seni sevmezse. Öyle. Şimdi ben diyorum ki yani ya biz kabahat bizde bu insanları tertemiz bir kız bu Neslihan. Alıyorsun, bir yerden alıyorsun, bir hayatın içerisine sokuyorsun. Cinayetlerin içerisine sokuyorsun. Ya kızım doğacak, dünyaya gelecek. Karımın yanında olamıyorum Feyzo. Cinayetlere gidiyorum, karımın yanında olamıyorum. İçtik döküldük ya. Başını arıtmadık değil mi? Ya bırak Allah seversen. Ya bırak Allah seversen. Sağ ol. Alo. Efendim. Nerede? Ne zaman olmuş? Kimliği belli mi kimliği? Ferit. Ha canım. Züriye'ye gidiyorum. Ne Züriye? Staj meselesi vardı ya. Ha. Kabul edildim. Şahane. Ne zaman gidiyorsun? Şaka şaka. Hiçbir zaman. Nasıl yani? Dalga geçme. Kabul etmeyeceğim herhalde. Vallahi ben olsam giderdim. İşte aramızdaki fark bu. Ne farkı? Sana bir fırsat çıksa beni bırakıp giderdin. Ama ben gidemiyorum. Benim yüzümden mi? Evet, senin yüzünden. Ah güzelim ya. Ya bu öyle gidip de dönülmeyecek bir şey değil ki. Alt tarafı 3 aylık staj. Anladım Ferit. Melike çocuklaşma ya. Ben buradayım kızım, bir yere gitmiyorum. Ama şimdi evlilik ikimize de uzak. Öyle değil mi? Ya en azından ben birkaç sene evlilik yapamam. Sokaklarda cinayet peşinde koşuyorum. E bu işte kendimi kanıtlamak da benim için çok önemli. Ama sabrederim, beklerim diyorsan çok güzel bir hayata başlarız. Bekler misin? Bunu şimdi mi soruyorsun Ferit?
Ne var Cemil? Ne? Nerede? Ne zaman ölmüş? Tahminen 23-24 saat önce amirim. Yani dün gece bu saatlerde. Hırsızlık falan var mıdır? Görünürde yok. Kadının çantasındaki cüzdanındaki paralara dokunmamışlar abi. Bu içeridekiler kim? Kadın maktulenin yakın arkadaşı. Erkekse sevgilisiymiş abi. Bu arada kadın evliymiş. Kocası da Silivri'de bir iş toplantısındaymış abi. Alın getirin. Ekip gönderdik abi. Şubeye getirsinler. Bu içeridekileri de alın. Emlas abi. Kadının tanıdığı biriymiş herhalde amirim. Kapıyı zorlanmamış. Ortalıkta boğuşma izi de yok. Sol eliyle boğazını sıkmış, sahile de saplamış. Sonra elini de bıçağı da bornoza silmiş. Babam kudurdu, zor zapt ettik yani. Kalkıp Denizler'in evinde seni aramaya geliyordu. Aman ya, üf! Neredeydin? Ya merak etme. Evden nasıl çıktıysam öyle. Vallahi kötü yola falan düşmedim. Filiz, içki de içmişsin. Sen leş gibi kokuyorsun. Sahi. Hiç farkında değilim. Biri gazozuma karıştırmıştır. Hadi be ablacığım, asma suratını. Bak. Bir dahaki sefer seni de götüreceğim yanında. Birlikte çekeceğiz kafaları. Bari dişini fırçala sabak. Buyurun abi. Oğlum başın sağ olsun. Sen mi gördün en son Sevda Hanım'ı ölmeden önce? Evet. Yani o işi yapandan önce en son ben. İlişkinizi kim biliyordu? Bir tek Ali'ye. Hocası? O bilmiyordu. Sevda cesaret edip de söyleyemedi. Sen söylemesini mi istiyordun yani? Ben ilk zamanlar Sevda'nın evli olduğunu bilmiyordum. Öğrendiğimde de, ne bileyim, zorlamadım da. Kendisi söyler kocasına diye bekledim tabii. O da söylemek istemedi. Evet. Bir süre devam etti öyle ama yani bir yere kadar. Dayanamadım artık. Burama kadar geldi. Ayrıldık. Ne zaman? Yeni sayılır. Dün öğleden sonra. Öldüğü gün yani. Ki pardon, 3 gün önce görüştük en son. Pazartesi Silivri'ye gittim. Ondan sonra da görüşmedik. Ne için gitmiştiniz Silivri'ye? Bizim şirketin bayiler toplantısı vardı onun için. 3 ayda 1 olur. Haluk Bey. Buyurun. Karınızın ilişkisini biliyor muydunuz? İlişkisini mi? Bir adamla dost hayatı yaşıyormuş. Nasıl yani? Mümkün değil. Karıştırıyorsunuz siz. Kimmiş bu herif? Yoktur öyle bir şey. Ne zamandır evliydiniz? Çay ister misiniz müdürüm? Ne oldu, bitti mi çocuk sorgusu? Bitti abi. İfadeyle imza atıp gönderelim mi? Yok,
göndermeyin. Onu nezarette tutacaksınız onu. Kocanın da ifadesini alın, onu ayrı yerde bekletin. Emrolsun abim. 3-4 saat içinde adli tıp raporları gönderiyor amirim. Şu raporlar gelmeden söyleyeyim bakayım kim yaptı bu işi? Vallahi kesin konuşmamak lazım ama bence Nedim yaptı bu işi. Yani kadının sevgilisi. Kavga etmişler, elimizde deliller var. Ondan sonra da cinayet işlenmiş. Adam belki ihale üstüne kalmasın diye o arkadaşları olan kadını alıp öyle gitti eve. İyi de amirim, belki de adamın söylediği gibi değildir. Kadın ayrılmak istemiş olabilir. Yani şöyle düşünelim, kadının belki başka bir sevgilisi var. Nedim de bunu öğreniyor, kıskançlıktan onu öldürüyor. Olabilir yani. Kafam karıştı, dur. Şu raporlar, sonuçlar falan gelsin, ondan sonra konuşalım. Hadi siz de gidin birkaç saat uyuyun. Emre Sami'nin. Eve mi gidelim, yoksa burada bir yerde mi uyuyalım, ne yapalım? Yürü sana gidelim. Uyumadın mı ya? Çay içeceğiz mi yoksa gideceğiz mi? İçelim ya. Kızım, Ferit arıyor. Niye kapattın çocuğun suratını? Öyle işte. Bir şey mi oldu aranızda? Akşam kavga falan mı ettiniz? Etmedik. Ne o zaman? Yok bir şey anne, biraz canım sıktı o kadar. Niye? Ne yaptı ki? Boş ver, önemli değil. Geç kaldım, akşama konuşuruz. Kahvaltı etmedin. Gecenin köründe geldi, saat 1 miydi, 2 mi? İçki de içmiş. Yapma ya. Annem biliyor mu? Nasıl söylerim ya? Kadının yüreğine iner vallahi. Şunları davlumbazın üstüne koy verin kızlar. Abla sahiden bu kızda bir şeyler var. Gidişi gidiş diye çekip konuşmak lazım. Konuşturmuyor ki insana kızım. Söyledin mi sen kötü oluyorsun. Dil bu kadar maşallah. Papuç gibi. Ferit konuşsun. Sabah kahvemi unuttunuz bugün. Hemen yapıyorum babacığım. Priz nerede? Erken mi çıktı? Ortalıkta görünmüyor da. Yok baba, uyuyor daha, kalkmadı. Allah Allah. Ne uykusuymuş bu böyle? Filiz. Hadi kalk kızım, öğlen oldu. Okula gitmeyecek misin bugün? Dün gece geç yattım, uyuyacağım daha. Biliyorum geç yattığını. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Ya niçin geç kalıyorsun o kadar? Ya derse kaptırmışız kendimizi. Bu hafta sınavlar acayip yoğun. Geberiyorum yorgunluktan. İyi işte. Kalk o zaman. Böyle zıvanıp yatmaktan mı vereceksin sınavları? Hadi kalk, hadi. Hadi. Ya tamam baba ya. Gel. Raporlar geldi amirim. Kadında Nedim'in spermleri bulunmuş. Ölümünden en fazla bir saat önce de cinsel ilişki olmuş. Ver bakayım. Bu çocuğu bir sorguya alın bakalım, yeniden konuşalım. Bir de şu ölenin kocasıyla arkadaşını getirin buraya. Cinayetle ilgili bir şey var mı amirim? Var var. Bu yarınki gazete. Katili senin yakaladığını yazmışlar. Delikanlı. Oğlum niye yalan beyan veriyorsun? Hani öğleden sonra ayrılmıştın oradan? Vallahi korktum. Cinayet üstüme kalacak diye korktum. Kalacak tabii. Başka kim var ki?
Allah belanı versin, ben öldürmedim Sevda'yı. Başka ne söyleyeyim ki? Vallahi. Ayrıldınız da mı yalan? Vallahi ayrıldık. Ama önce seviştik. Sonra ben ona ayrılalım dedim. Bağırmaya başladı. Kafama kül tablasını attı. Ben de dayanamadım, çektim gittim. Vallahi bir daha görmedim onu. Ben gittikten sonra birileri gelmiş. Allah belanı versin, ben yapmadım vallahi. Yemin etme, yemin etme. Hemen ifadesini alın, savcılığa teslim edin. Emredersiniz abi. Haluk Bey, her şeye rağmen iyi haber diyelim. Karınızın katilini bulduk, içeri aldık. Siz gidebilirsiniz. Nedim mi yapmış? Ah be Sevda. Böyle adamlara nasıl güvenirsin? Ya insan böyle durumlarda ne diyeceğini bilemiyor ama başınız sağ olsun. Yardımlarınıza çok teşekkür ederim. Siz yine de katili yakaladınız ya. Çok sağ olun. Hadi gel. Şu kapıyı kapasana. Bu adamı alıp getirdikleri otel nerede? Silivri'de. Ne kadar sürer buradan? Tem'den giderseniz bir saat alır. Taş çatlasın 1,5 saat. O kadar yakın mı ya? İstiyorsanız ben götüreyim amirim. Yok sen gelme, ben birini alır giderim. Şimdi siz bu adamın peşine bir tane ekip takın. Yakın takip etsinler. Siz de fazla uzağında olmayın oğlum. Haluk mu? Başüstüne abi. Niye gidiyor ki şimdi bu Silivri'ye? Bana bak, bu şimdi oradan bir şeyler çıkar mısın? Nasıl yani? Biz bu adamın oteldeki odasına bakmadık mesela. Bakmadık. İyi. Nerede bu ya? Kimi arıyorsun kardeşim durup durup? Melike'yi, sabahtan beri açmıyor telefonu. Yine küstürdün mü kızı? Yaptık bir şey ettik. Sağ olasın kardeş. Siz buyurun. Müsaadenizle ben bir inceleyeyim.
Amir arıyor. Buyurun amirim. Oğlum neredesiniz? Bu Fulya diye bir yer varmış. Orası neresi? Cinayet mahalline yakın bir yer mi? Burnunun dibi amirim. Fulya Şişli'nin hemen altı. Neden sordunuz? Anlaşıldı. Bu adam cinayetten hemen sonra oradan bir... Eczaneden yara bandı almış. Tutuklayalım mı? Tutuklayın. Tertemiz emniyete getirin. Ne oldu? Atla. Haluk muymuş? Yolda anlatayım. Eve giriş yapıyor amirim. İyi akşamlar Haluk Bey. Sizi emniyete alıyoruz. Öyle mi? Tutuklusunuz. Neden? Karınızı siz öldürmüşsünüz Haluk Bey. Herkes sizi Silivri'de otelde zannediyordu. Ama cinayet saatinde İstanbul'daymışsınız. Karınızı bıçaklarken bıçak elinizi kesmiş. Sonra evden çıkmışsınız. Oradan geçerken bir nöbetçi eczaneden yara bandı almışsınız. Yalnız bir şey unutmuşsunuz Haluk Bey. Eczane fişi. Onu aceleyle cebinize koymasaydınız işimiz zordu. Fiş otel odasında çöpte bulundu. Ben amacıma ulaştım. Aslında bir şey de planlamamıştım. Hadi bir cinayetti işte. Tamam mı gidelim? Buyurun. Bir müsaade ederseniz bir iki eşya toplayıp bir de tuvalete gireyim. Buyurun. Şöyle alayım. Bırak silahı. Sen bırak silahı yoksa arkadaşını vururum. Bak sen beni vurursan o da seni vurur. Kes sesini. Dışarıda polisler var. Arkan orman. Nereye kaçacaksın? Kes sesini dedim. Kim? Durumu nasıl? Ölmüş mü?